TV8 ekranlarında Emre Dorman'la aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler sevgili izleyenler. Bu gece Emre Dorman hocamızla birlikte çok değerli bir bilim insanını konuk ediyoruz. Beyin, omurilik ve sinir cerrahı Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın hocamız bizlerle birlikte olacak. İnsan mucizesi ve beynin gizemini konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ederim. Sevgili izleyenler hocamızın yeni çıkan kitabını göstermek istiyorum sizlere. Biyografisine sığmayan adam İsmail Hakkı Aydın kitabı hocamızın yeni çalışması. Birazdan kitabınızla ilgili bu kitabın hikayesini de soracağım ama öncelikle meyal hediyemizi de hatırlatmak istiyorum. Sevgili izleyenler her gece olduğu gibi bu gecede Mehmet Okuyan hocamızın Kur'an mealini sizlere hediye etmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda... E, İsmail Hakkı Aydın hocamızın kitabının da bu gece 10 izleyenimize Hediye ediyoruz. Emre Dorman Instagram hesabında son paylaşılan program fotoğrafının altına yorum yaparak fotoğrafı beğenen takipçilerimiz ve izleyicilerimiz arasından 10 kişiye 2 kitabı hediye ediyoruz. Emre evet, Hocam. Birinci. Biz de heyecanlıyız değerli hocamızı konuk ettiğimiz için. Ve kitapta e, hakikaten güzel bir sürpriz olmuş hocamıza. Bir doğum günü sürprizi. Evet. Hocamızdan dinleyeceğiz şimdi. İnşallah. Bu gece de <laughs> önemli bir konumuz var. İnsan müzesi ve beynin gizemi. Evet. Yani insan Allah'ın bir ayeti diyoruz her defasında. Evren nasıl Allah'ın bir ayeti ise insan da Allah'ın bir ayetidir diyoruz. Bu gece Allah'ın o ayetini, insan ayetini ve o ayetin en önemli konularından bir tanesi olan beyni, İnşallah değerli hocamızdan dinleyeceğiz. Evet, değerli hocamızın aynı zamanda da hocam önümüzdeki ay iki kitabınız daha çıkıyor çıkıyor bildiğiniz böyle bir bu ay çıkacak. Evet bir tanesi Aforizmalar 4 şey 5 beş kitabı 5 Ondan çıkıyor. da 10 on, on tane verebiliriz bu akşam. 10 akşam. Bey kızmasın. Harikasınız hocam. On, çok 10 on tane şey. ondan verebiliriz. Tamam. Yani 20 tane ediyor. Tamam sevgili izleyenler bu gece e, hocamızın Aforizmalar 4 kitabını da 10 izleyenimize hediye ediyoruz. Aynı zamanda <laughs> da Emre Dorman hocamızın 101 soruda Kur'an dini konularda en çok merak edilen sorular kitabında da Emre Dorman web adresinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Aynı zamanda bir kitap daha çıkıyor. O da e, hangisiydi hocam? Beyinsizsiniz 04. 4.0 4.0 e, Şimdi o hazır tabii. Beyinsizsiniz 4.0. Kuantik çağ. Evet. E, ve aforizmalar 5. Şu anda bu ay çıkacak inşallah. E, ve arkasından da zannediyorum Temmuz gibi de o da hazır. Beyinsizsiniz 5.0. Holistik çağ ee, gelecek yüzyıl gelecek yüzyılda neler olacak o da hazır yazılmış bitmiş ee, işte artık e, Muttalip Bey'in insafına kalmış. Kaleminize Met sağlık. Metehan Bey'in Egehan Bey'in e, Şeyma Hanım'ın ve e, Gökçe Hanım'ın e, yardımlarıyla inşallah onlar da i̇nşallah. çıkacak. İnşallah biz de merakla. Bekliyoruz hocam. Peki bizim biraz bu kitabın hikayesinden bahsedebilir misiniz? Bu kitap size tamam bir abi, hediye. benim dışımda hazırlanmış evet. bir kitap. Bir sürpriz olarak e, Muttalip Bey sağ olsun e, Şeyma Hanım ve Gökçe Hanım'la beraber e, ortak bir karar almışlar. Benim e, yaş günümde e, böyle bir kitap, e, anı kitabı e, tarzında bir kitap e, çıkarmayı düşünmüşler. Fakat daha önce benim Bir Beyin Cerrahın Anıları adlı bir e, kitabım vardı. Tabii o vesileyle benimle ilgili olarak... Röportajlar yapılmıştı soru-cevap tarzında. Hı hı. Onlardan bir kısmını koymamışlardı o kitaba. E, hassas olanlarını buraya saklamışlar demek. Daha önceden birkaç yıl öncesinden böyle bir plan program yapmışlar. Ne güzel. Ve e, hiç kimsenin e, benim hiç bizinden haberim yoktu yani bu şeyin tamamen benim doğum günüme e, sürpriz olarak böyle bir kitap e, planına başlamışlar. Ve e, onun için eski e, benimle yapılan eski röportajlarda da aldıkları için bir takım tarihsel e, şeyler e, eksiklikler var. Bir de benim e, gözden geçirmediğim için hiç bilmiyorum çünkü hatta belki Emre Bey benden önce öğrenmiştir e, arkadaşlar benden önce öğrenmişler. Onlar da söylememişler. Sağ olsunlar bana e, çıtlatmamışlar. E, onun için e, benim de gözüm, gözden geçirmediğim bir kitap ama e, ben buradan çok teşekkür ediyorum. Gerek Mutalip Bey'e, gerek Şeymanıma Mete Bey'e, Mete Han ve Ege Han ve editörüm Gökçe Hanım'a çok teşekkür ederim. Aynı zamanda buraya katkı sağlayan yazılarıyla Emre Bey olsun, Caner Bey olsun, bütün Hurşit Bey olsun, bütün arkadaşlara. Tabi bu arada eşimden, çocuklardan da almışlar. Eşim bile söylemedi yani onu da söyleyeyim. Ne güzel, onu ne güzel bir oldum. sürpriz olmuş. Ee, e, aynı zamanda yani Ergun Bey de söylemedi. Ergun Yener Bey tanıyorsun zaten. O da evet. söylemedi. Hiç kimsenin bir sızıntı olmadı yani. Gerçekten sürpriz oldu. Ben teşekkür ediyorum herkese. İnşallah Sizde okuru bol olsun, izledim. hayırlı Sağ olsun İnşallah hocam. İsterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Buyurun. İsmail Hocam, siz bir inançlı bir bilim insanı olarak size şu soruyu sormak istiyorum. İnsan biyolojik bir makine midir? Yoksa Allah'ın sanatının güçlü bir delili midir? Bu soruyla başlayalım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için teşekkür ederim. Hocam şehrin. Aslında bu konuyu tabi Emre Bey'in yanında konuşmak birazcık felsefi boyutu olduğu için belki birazcık hadsizlik olur ama e, hoşgörüsüne sığınarak biraz he, felsefi açıdan bakmak gerekiyor olaya. Şimdi aslında evren matematiktir. Allah Teala'nın kullandığı lisan matematiktir. Bir Kur'an-ı Kerim'e biz bunu gördüğüm, baktığımız zaman biz bunu görüyoruz zaten. Birçok ayette Matematiği Allahü Teala'nın yaratma sıfatı içerisinde, yaratma özelliği içerisinde matematiği olduğunu görüyoruz. Ee, Birçok ayette yani işte e, Kamer Suresinin 49. ayetinde inna külle şeyin kaleknahu bi kaderin ayeti kerimesinden başka yani İsra Suresinin 35. ayetinde de vezinu bir kıstasın müstakim diyor. Yani her şeyi matematik üzerine kurun diyor. Yani burada bilim adamından tutun da bir makinenin yapılmasına varıncaya kadar hatta bugün belki ondan aynı zamanda bugün klonoidlere gen tedavisi e, veya endo yani endoplazmik retikulum hücrenin içerisinde olan hı hı. bir takım e, organellerin değiştirilmesine varıncaya kadar hep matematik üzerinde duruluyor. Birçok ayette böyle. Şimdi bu külli irade içerisinde ben hep bunu şöyle yorumlarım. Evren, e, evrenin de bir külli iradesi vardır. Tabi Allah'ın külli iradesi hepsinin hepsini kaplar evet. çünkü bizim bugün evren dediğimiz şey e, bulabildiğimizdir belki birinci katmandır o yani hani diyoruz ya işte 500 milyar ışık yılı çapında olan hı hı. 500 milyar ışık yılı çapında olan bir evrenden bahsediyoruz e, bu evren işte biz onu kendimize göre kurguladık sonuçta e, yani biz beyin cerrahları e, nöronlara dokunuyoruz beyne dokunuyoruz ama astrofizikçiler yıldızlara dokunamıyor. Yani e, genetikçiler e, genlere dokunamıyor. Fotoğraflarını evet. görüyorlar onun. E, fizikçiler, e, atom fizikçileri atomlara, atom altı e, parça, parçacıklara, işte kuarklara, leptonlara dokunamıyorlar. Ancak onları tahayyülle veyahut da resimlerini görüyorlar. İşte James D. Watson DNA'yı o şu fotoğrafını çekti. Dokunamadı ona. Evet. O bakımdan ama biz biz beyin cerrahları biz nöronlara dokunuyoruz, beyne dokunuyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman da Allah'ın külli iradesi içerisinde 500 milyar ışık yılı çapında olan bir evrenin içerisinde onun da bir o cüzi iradedir. Allah'ın külli iradesi içerisinde evreninki cüzi iradedir. Fakat o evrenin cüzi iradesi onun içerisindeki gezegenler ve yıldızlar içerisinde de o bir külli irade oluyor. Yani bir piramit tarzında benim kanaatim bu şekildedir. Ve her bir e, galaksinin de her bir e, yıldız kümesinin de bir cüz'i bir de külli iradesi vardır. Hı. Bu açıdan baktığımız zaman da dünyanın külli iradesi içerisinde bir de cüz'i iradesi vardır. Ama bütün bunlar hani nasıl ki anayasa tepede durur, onun altında kanunlar var, yönetmelikler var işte genelgeleri genelgeler var, şunlar var, bunlara var, tüzükler var. Ama hepsi Anayasa veyahut da uluslararası hukuk, evrensel hukukun e, şemsiyesi altındadır. Allahu Teala'nın bütün e, külli iradesi her şeyi kaplar. Yani, bu da matematik üzerine kurulur. Evren bir matematiktir. Evren tamam, bir matematiktir. Ondan, e, evet olan zaten e, filozoflara baktığımız zamanda da e, yani e, Descartes ne diyor? Tanrı diyor Allah evreni kurguladığı. Matematik olarak onu kurguladı bir saat tarzında hı hı. ve sonra kendi haline bıraktı diyor. Orada da bakın bir cüz'ü iradeyi bırakmış, külli iradesi vardır. Ama o külli irade içerisinde de cüzi iradesine bir oynama alanı bırakmıştır. Şimdi bizim de insan olarak da benim kanaatim Allah beynimizi kendimizin külli iradesi, esas büyük evrensel e, cihan şumul e, tanrısal tanrısaldan kastım şudur. Hemen bazı tepkiler gelebilir. Tanrısal kullanmamın sebebi e, semavi olmayan dinlerde de bu aynı şekilde söz konusu. Yani bugün Budizm'de, e, Neobudizm'de, Şintoizm'de, Brahmanizm'de de bir tanrı inancı vardır. Hı hı. Bir inanç sistemi vardır. Onların da en sonunda dayandıkları ha bu demek ki burada buradan öteye gidemiyoruz dedikleri durum vardır. O nedenle tanrı kavramını kullanıyorum. Yani tanrı zaten... Ee, biz onun ruhundan üflediğimizi kainatta her ne varsa ondan iz taşır. Onu taşıdığı için o külli iradenin bir zerresi de insandadır. Yani şimdi milattan önce 600'lü yıllarda Urlalı anaksigoros bu e, Panteizm ve bu Panenteizm, bugünkü işte e, Deizm'in belki de e, temellerinin atıldığı döneme baktığımız zaman da orada da yaratılan her şeyde Allah'tan bir iz vardır kavramı bu ilk olarak biliyorsun Anaksikoros'un e, düşüncesidir ki o panenteizmin temelini oluşturur. Evet. Ama aynı zamanda evren, kainat da e, bir tanrının bizatihi kendisidir kavramı da panteizmi oluşturur ki 1670'li yıllarda Leibniz bugün e, türev integrali bulan kişinin Leibniz'in e, geliştirdiği monadlar teorisinde ki Hallacı Mansuru da onun için kafasını yani onu idam etmedik mi e, Hallacı Mansur 922 yılında? E, Hallacı Mansur da hani enel hak kavramı oradan geliyor. Yani e, monadlar teorisiyle bir yerde modernize matematize oldu. Bakın o kavram yani yaratılan her şeyde tanrıdan bir iz olması matematize oldu monadlar evet. teorisiyle Leibniz tarafından. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman da e, ben de 50 yıla yakındır tıbbın içerisindeyim tam 50 yıldır tıpın içerisindeyim 40 500 yıldır beyin ameliyatı yapıyorum. Hı hı. Şimdi bu beyine baktığımız zaman da insanın yani e, tacir etmemesi mümkün değil. Evet onu evet. soracağım. İkinci sorun bununla alakalı. Hemen buraya bir virgül virgül koyup Emre hocama dön dönmek istiyorum. Emre hocam e, sistemin matematiğinden bahsediyor İsmail hocam. Siz de ne eklemek istersiniz? Şimdi tabii insan dedik ya başlı başına bir mucize. Bunu da bir bilim insanından dinlemektir burada esas olan. Evet. Sağolsun İsmail hocamız çok güzel ifade ediyor bunu. Tabi insanların aslında neyi çekip alırsanız insan bir makine döner dediğinizde işte bu ruhtur, zihindir, bilinçtir. Nasıl ifade ederseniz edin akıldır. Ee, bizi doğadaki diğer canlılardan yani genetik ve biyolojik olarak ortak paydada buluştuğumuz diğer canlılardan ayıran şey nedir diye baktığımızda işte ruhumuzdur. Zihnimizdir, düşünebilmemizdir, işte beyin yapımızdır. Ee, ufkumuzdur evet. vesaire. Şimdi demek ki insan sadece etten kemikten bir teşekkil bir varlık olarak tanımlanamaz. İnsanı insan yapan şey aslında görünen kısmı değildir. Yani görünen materyal insanın o maddi boyutunu ifade eder. Ama aslında insanı insan yapan yani o kişiliği, mizacını oluşturan şey görünmeyen boyutudur. çok Çünkü Görünmeyen boyutu içinde ne ihtiyaç vardır? E, i̇lahi bir dokunuşa ihtiyaç vardır evet. ki işte insanı insan kılan Allah'ın onu insan olarak donatması ve yaratmasından sonraki aşamasıdır. Evet peki beyinle devam edelim mi? Şimdi ben buna matematiksel bir cevap vermem lazım. Lütfen cevap verin. İnanmazsanız bakın, bileme inanmıyorsunuz demektir. Evet. Çok enteresan bir şey söyledi. Aporizmalarınızdan bir tanesi de. Evet bakın çok önemli bir şey söyledi ki, yani makine her şeyi yapar, doğru. E, ruh ayrı bir şey. Evet, ve nefektu min ruhi e, ayeti kerimesinde, ama biz bunu matematik olarak nasıl izah ediyoruz biliyor musun? Şimdi buna baktıktan sonra inanmaman mümkün değil. Yani inanma, inanmamak cehalet. Evet. Hatta bakın Muhammed Suresi yani Muhammed Suresi اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَاَضَلِّ diye başlayan bir çok beni hep her seferinde ürperten bir suredir. Onun 19. ayette der ki "Falem اَنَّهُ لَا اِلٰهَ illallah". Önce öğren. Bil. Allah ondan sonra iman et der. Şimdi Emre Bey gerçekten tebrik ediyorum. Hiç beklemiyordum sizden böyle bir e, e, bir anekdot. Aslında ben onu matematize etme açısından izah etmem gerekiyor müsaade ederseniz. Buyurun hocam. Bu insan yapay zeki her şey olabilir. Yani robotlar her şey olur. Bir şey olamaz. İnsan olamaz. İnsan olamaz. Niye? Çok güzel ifade ettin. Çünkü insan iki şeyden temel olarak matematiksel olarak söylüyorum ben bunu. Yani bilim yani bilim adamı kimliğimle konuşuyorum. Evet. Yani teolojik e, kimliğimi bir tarafa koyuyorum. E, tamamen yani e, matematik, neuroscience çünkü neuroscience gelecek yüzyılın bilimi olacaktır. Evet. Bundan da gençlere söylüyorum. Eğer kendinize meslek seçmek istiyorsanız neuroscience'ı, beyin bilimlerini, sinir bilimlerini seçin. Çünkü çok araştırması gereken yerler var. Şimdi bakın, insan olamaz yapay zeka. İnsan gibi davranır, her şey olur ama insan olamaz. Niye? Dedi ki ruhtan bahsetti. Evet. Peki biz bugün ruhu neyle telaffuz ediyoruz? Neyle mukayese ediyoruz? Neyle onu şekillendiriyoruz? İnsan İki temel şeyden oluşmuştur. Bir tanesi algoritma. Daha doğrusu evrende her ne varsa algoritmaları vardır. Algoritması olan her şeye biz vakıf olabiliriz, onunla irtibata geçebiliriz. Nesnelerin internetinden tutun da hayvanlarla konuşmaya, işte belkısın tahtının getirilmesinden İbrahim'in Hazreti İbrahim'in e, e, hayvanlarla konuşmasına e, veya İsa'nın ölüyü diriltmesine varıncaya kadar bu mümkün. Fakat ikinci bir konu var Emre Bey'in gerçekten tebrik ediyorum. Biz buna bilim olarak androritma diyoruz. Birisi algoritma. Algoritma ne? Tam matematiğidir. Çünkü biz algoritmayı tamamen yapay zekaya verip hı hı. onu bir onun işte diyelim ki böcektir, hayvandır, faredir, şudur budur taş yapabiliyoruz mümkün. Evet. Ama androritmasını veremiyoruz. Androritma nedir? İşte Emre Bey'in ifade ettiği şeydir. Hı hı. Duygularımızdır. Bakın duyularımızdır, düşüncelerimizdir, hislerimizdir, mutluluğumuzdur. Eee e, insanla... insan yapan değerlerdir. De evet, var ikincisi bu. Bakın birisi ben onu birazcık benzesin diye birisi algoritma, ötekisi androritma. Androritma diyoruz. Algoritma aslında algoritma da biliyorsunuz. Hı. Yani e, Abdullah bin Muhammed bin e, el-Harezmi'den aktarılmıştır. İsmini Harezmi telaffuz edemediklerinden dolayı algoritma dediler ona. Onu da bulan bir e, Hivalı yani e, bir Türk'dür. E, e, algoritma oradan geliyor. Ben diğerini de e, androlitma diyoruz. Androlitma ne? Yani insanı insan yapan, hı hı. E, canlıyı canlı yapan, yani Allah'ın ve ruh'i dediği şeyi oluşturan şey o bakımdan e, çok güzel bir konuya temas etti. Evet. Öyle Ama peki. biz onun içerisinde beyinde biz bu androritmayı buluyoruz. Yani o matematikle, onun için ben yeni bir kitap hazırlığı içerisindeyim. Evet. Yani nöronal matematik, beyin matematiği evet. diye. Yani matematikte biliyorsunuz eğriyle doğruyu birbirine mukayese edilmez. Bir e, mütekabiliyet ilkesi vardır. E, biliyorsunuz genel matematik vardır. Bir de e, absak matematiği var. Absak matematiği. Şimdi ben bundan esinlenerek nöronal matematik, nöron matematiği, beyin, beyin matematiği diye bir çalışma içerisindeyim. Nasipse inşallah, inşallah ileride o da çıkacak. İnşallah. Onu da bekliyoruz. Peki inancın beynimiz üzerinde o zaman ne gibi etkileri var diye sorsam hocam? Tabii ki. Olmaz mı? Şimdi bakın tabii konu birazcık dallanıp budaklanıyor ama olsun. olsun. Şimdi biz şunu söyleyeyim bir kere. Kur'an bilim kitabı değildir. Evet. Kur'an bir ansiklopedi değildir. Kur'an matematik kitabı değildir. Ama benim kendi yani beyin cerrahı olarak edindiğim intiba ve ameliyatlardan edindiğim intiba, yapmış olduğum deneysel ve klinik çalışmalardan edindiğim intibayı e, teolojik e, müktesebatımla birleştirdiğimde Kur'an ile onun arasında çok, faz, e, çok fazla uyum görüyorum. Hı hı. Şimdi bizim 2014'te e, Neuroscience'da tespit ettiğimiz bir Connectome diye bir proje var. Hı hı. Yani nedir? Basitçe nöronların kendi aralarında bir fikir ortaya koyarken e, bir düşünceyi ortaya koyarken istişare ettiklerini görüyoruz. İletişim halinde. Evet, evet, iletişim halinde. Bunların bir matematiği vardır. Yani Allah'ın i̇şte, ayetini uyguluyorlar aslında. Evet, çok doğru. <laughs> Allah'ın ayet. Meşvereti. Evet, ay, ve şavirhum fil emrin. <laughs> Bakın, fi'da hikmetun beyine nası, hani var ya o evet, evet. ayet-i kerimede orada da vardı hakeza. Yani şimdi orada enteresan 100 milyar nöron var. Bir trilyon da hatta bir buçuk trilyon da glia hücresi var. Hepsi birbirleriyle tanışıyorlar. Yani ona so onu dikkate almayayım, buna sorayım, ona sorayım. yok. Hepsine soruyorlar. Bu nasıl biliyor musun? İki üzeri bir bu yani iki, iki trilyon yüz milyar bir bağlantı var. Ve saniyede on üzeri on altı işlem bölü saniye yapıyor. Ve o kadar dengeli, o kadar e, düzgün bir matematik yapıyorlar ki sanki İsra suresinin 35. ayetinde vezinu bil kıstasıl müstakim der gibi yani eğer biz rakamlara işkence edersek rakamlar bize istediğimiz sonucu verir. Evet. Allah diyor ki yapmayın rakamları işkence etmeyin. Rakamlara eziyet etmeyin. Bırakın kendi haline ne çıkıyorsa o çıksın. Bilim tarihinde de bu böyledir. Bilimsel çalışmalar hani Errazi der ki bir gram ilim bir okka ahlaka ihtiyaç duyar. Onun için ahlak çok önemli. Evet. Bu ahlakı biz beyinde görüyoruz bu nöronlar arasında. Ve saniyedeki işlem hızı 10 üzeri 16 işlem bölü saniyedir. Ve beynimizin ortasında bir korpus kalleozum diye bir evet. yapı vardır. Sağ ile solu birbirine bağlar. Yani diyelim ki işte bu, burada diyelim işte 1 bir trilyon, 1,5, bir 2 trilyon, 100 milyar kişi var. Ee, birisi sağ tarafta, birisi sol tarafta. Herkesin fikri var. Bu ortada olan bir bu köprü bunları birleştiriyor ve tek bir fikir ortaya çıkıyor ve atesimu bi hablillahi cemi'an gibi. Enteresan bir şey. Yani burada beyinde eğer bir e, aksi fikir çıksa beyinde anarşi meydana geliyor. Bakıyorsun felç olmuş. Yani o bir nöron topluluğu yani o nöronlardan bir, birkaç tanesi mesela icabında farklı bir frekans doğurduğu zaman da bakıyorsun sarı çıkıyor ortaya. Yani kendi sonunu da hazırlıyor. Yani Anladım. sonu denebilir mi? Biz olmasak belki olacak biz de tabii onun onun izniyle müdahale ediyoruz. Nöbet geçiriyor mesela. Sara. Sara biliyorsunuz Hazreti evet. İbrahim'in eşinin ismidir. İşte firavun ona biliyorsun musallat olduğundan dolayı işte o da diyor ya Rabbi ben diyor senin Hal, Halil'inin eşiyim diyor. Bu da bana musallat oluyor diyor. Beni diyor ondan kurtar diyor falan. O arada nöbet geçiriyor şey e, firavun evet. ve diyorlar ki bu kadın büyülüdür diyor. Buna nöbet geçirtiyor. Sara oradan geliyor. Sara yani nöbet. Aa, hastalığı oradan geliyor. Bakın birkaç tane nöronun yani orada normalde bir nöronun cidarında 70 milivolt elektrik vardır. Onlar toplanıyor. Yani dedik ya bu biz bizkristasil müstakime uymuyor. Onların bu sefer bir nöbet epilepsi ortaya çıkıyor ve kasılıyor. İcabında tek başına tutabilecek olduğum bir çocuğu 10 kişi tutamıyor. Müthiş bir enerji ortaya çıkıyor. O bakımda ben diyorum ki beyinden ortaya çıkacak olan enerji belki yarın insanlık enerji ihtiyacını oradan karşılayabilir. Eğer onu O kadar bilse, güçlü. O evet, evet. kadar güçlü. Çünkü Peki beynimizi bunlar, keşfetmek bize ne katıyor hocam? E, çok şey katıyor. Çünkü bakın e, dedim ya bu e, nöronlar arasındaki matematiği çözersen evet. evet. Kur'an'daki birçok ayetin de orada geçerli olduğunu görüyorsun. Ne dedik biz buna konnektom diyoruz. Hı -hı. Bu konnektom e, yani şuradan onun ben sene önce tespit edilen bir ee, bilimsel gerçek ve Nobel ödülü aldı. Evet. Konnektom, lanikya ve epigenetik bu üç şey. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde de bir konnektom var. Ben bunu bu makaleleri okurken Kur'an-ı Kerim'in ayetleri arasındaki dengeye baktım. Tabi bu arada esbabın nüzulü, esbab hadisi de dikkate alarak değerlendirdiğimiz zaman da bakıyoruz ki ayetlerin arasında bir konnektom var. Yani Kur'an niye 1400 senedir hiç değişmemiş? Bakın matta değişti. Yani İncil değişti. Matta, Markos, Yohanna, Luka's diye önümüze geldi. Hı. Tevrat değişti. Talmud ortaya çıktı. Yazdılar, çizdiler, bilmem ne yaptılar. Ama Kur'an değişmedi. Tabii ki ayet var onun hakkında. İnna Ahmed'e evet, Ama e, niye değişmedi? Yani Allah varsa yani e, bu insanlar değiştirebilirler ama Allah diye değişemesin diyor. Değişmedi. Niye değişmedi biliyor musunuz? Yani Allahü Teala değişmemesi için bir konnekton, bir matematik koydu ona. Hı. Yani bir ayeti çektiğiniz zaman da Kur'an'ın eğer şeysi yıkılıyor. O dengesi, çok o Öyle sistem şey, çöküyor. matematik Matematiği, matematiği evet. çözüyor. Şimdi bakın e, 1400 senedir bütün yazılan Kur'an-ı Kerimleri toplayın. Hiçbir tanesinde bir şey bulamazsınız. Bir e, muarız bir şey yani diğerlerine farklı bir şey bulamazsınız. Hiçbiri Enteresan değil. Enteresan bir şey yani. Evet. E, ama bugün e, biliyorsunuz bin, binlerce... İncil yazıldı onlardan matta Markos, Yuhanna Stukas ki onların içerisinde Kur'an'a paralel çok şey var. O evet, ayında. Emre Hocam, İsmail Hocam çok güzel anlattı inancın beynimiz üzerindeki etkilerini daha da açacağız. Siz neler eklemek istersiniz? Şimdi tabii dedik ya yani insan böyle keşfedilmeyi bekleyen hakikaten büyük bir ayet. Ne kadar detaya inersen o kadar muazzamlıkla karşılaşıyorsun. Yani İsmail Hocam çok daha iyi bilecektir. Az önce ifade etti kendisi de. Yani 17. yüzyılda böyle çok basit bir takım böyle mikroskoplar falan olduğu zaman daha hücre hakkında falan bir bilgi yoktu yani. Böyle hücre böyle jel gibi içi su dolu böyle bir baloncuk gibi bir şey zannediliyordu. Yani Darwin döneminde de 18. yüzyılda da kez aynı şekilde. Ee, mesela herhangi bir resmi düşünelim. Ee, bir resimde e, o konuda uzmanlık sahibi olmayan bir insan baktığı zaman oradaki kusurları detayları yakalayamayabilir o renk geçişlerini. Evet. Ama mesela iyi bir ressam gerçekten bir tabloya baktığı zaman oradaki o kusurları hataları kolayca fark edebilir ve yakalayabilir. Şimdi bir şeyin detaylarına indikçe aslında kusur artar. Mesela uzaktan baktığınız zaman bir şey diyelim şu anda önümüzdeki bu masa hı hı. uzaktan baktığınız zaman böyle kusursuz gibi gözüküyor. Yaklaştırdıkça yaklaştırdıkça buradaki çatlaklar patlaklar işte çizikler ortaya. vesaireler ortaya çıkar. Şimdi... İnsan öyle bir hakikaten mucize ki <laughs> insan da e, mikroya indikçe, detaya indikçe komplekslik artıyor. Yani detay indikçe hayretiniz ve hayranlığınız e, artıyor. Yani Kusur beklerken tam tersine bu sefer hakikaten muhteşem bir e, tabloyla e, karşılaşıyorsunuz. Tam da bu noktada ben aslında şöyle bir şey de sorsak İsmail hocamıza Hı -hı. diyorum. E, i̇nancın beyin üzerindeki etkisinden bahsettik. Bir de hormonlarımızla ilişkisi. Evet. Yani inanan insanlar açısından düşündüğümüzde inancın insandaki bu hormonlara ne gibi bir etkisi var onu da biraz dinleyebiliriz. Aslında çok önemli bir şey söylediniz o arada. Yani ne kadar detaya iners inerseniz acziyetiniz ortaya çıkıyor. Evet. Ben diyorum ki evren beyne sığmış. <laughs> Allah evreni, kainatı şu kafatası içerisindeki beyne sığ, sığdırmış. Beyin de tek bir nörona sığmış ama bir nöron kainata sığmamış. Sizin dediğinize geliyor. Yani hakikaten atom altı seviyeye indiğimiz zaman da yani o e, cihan şumul evreni orada görüyoruz. Ya adam Nobel ödülü almış bunun için. Peter Hicks Nobel ödülü almış 1960'lı yıllarda. Nobel ödülü almış bugün. Tanrısı, hatta benim bir bir kitabım var. X-Pozonu. X-Pozonu. Evet. Beyin tanrısal bir parçacık diye. Yani şimdi hakikaten o nöronların içine girdiğiniz zaman da inanmamak mümkün değil. Yani eğer inanmıyorsanız onu bilmiyorsunuz demektir. Cehaletiniz ortaya çıkıyor. Duruyorsunuz eliniz kolunuz bağlanıyor. Yani şimdi nö nöron dediğimiz yani 100 milyar nörondan bir tanesini alıyorsunuz. O bir tanesinin içerisinde irade var. O bir nöronun iradesi var. O bir nöronun hem külli irade içerisinde bir oynama alanı var bir de kendi cüz'i iradesi var. Hı hı. Ve o e, nöronun içerisinde evren sığmış ama kendi evrene sığmamış. Ve e, onun da ruhu var. O bir nöronun da ruhu var. Ve e, hatta belki yine çok enteresan bir laf söyledi merceklerle ilgili. Hı hı. E, i̇lk mikroskobu bulan Antonio van 1674 yılında Spinoza'nın talebesidir. Spinoza'yı bilirsiniz. Spinoza belki e, İslam tarihinde e, Hallacı Mansur felsefesini 1600'lü yıllardaki temsilcisidir. Ve onun talebesidir Antoni Lövenük. Evet. Antoni Antonio o mercekleri aldı, mikroskobu yaptı ve hücreyi gördü. O zamana kadar hücreyi göremiyorlardı ki. Ve nöronu bile biz e, 1900'lü yılların başlarında 1896'da Kajal tarafından, Kayal tarafından e, hatta ondan önce Golgi. Hı. Bu da enteresan. Tesadüf eseri. Yani el er hayrı fîmâ vekâ var ya olan her şeyde bir hayır vardır. Yani şimdi bakıyorsun ya kötü de olsa Bakıyorsun doğru bir şey buluyorsun oradan. Veyahut da kötü bir şey olsa doğru bir şey. Doğru bir şeyden de kötü şey. Yani sizin hayır sandığınız, şey evet. e, şer, şer yani. sandığınız hayır olabilir diye Gerçekten mesela Golgi baykuş beyninde çalışıyordu. O arada eli çarpıyor beyne. Hı hı. Asitin içerisine düşüyor. Eyvah diyor beyin gitti diyor. Sonra bakıyor bir ağaç gibi bir şey orada oldu eridi. Mikroskopun altında ilk İlk olarak nöronu o görüyor Kay, e, Golgi. Sonra 1900 yılında Kayal, Roman Kayal... İlk nöronu çiziyor. O nöronu bakın ta e, 1900 yılların 1906'da da Nobel ödülü alıyorlar onlar. Ve ilk nöronu orada görüyoruz biz. Ama mikroskobu Spinoza zaten kendisi e, bu mercek yapıyordu. Hatta kendisi silikozisten ölmüştür. O cam tozlarının akciğere gitmesinden dolayı silikozisten ölmüştür. Yani bugün e, Covid'de hastalar neden ölüyorlar? Akciğer yetmezliği gibi yani orada da o da virüsün yaptığını orada e, cam tozları yapıyordu. Evet ve Anthony Lowey'in Hook ondan mikroskopi olarak geliştirdi. Fakat orada e, çok enteresan bir şey söyledi. Yani o mikroskop olmasaydı biz onları göremezdik. Ve onun içine girdiğimiz zaman, o nöronun içine girdiğimiz zaman biz bugün Kıyamet Suresi'nin 13. ayetini de orada görüyoruz. Kıyamet Suresi'nin 13. ayetini için diyorsun ki yani e, e, yani nasıl oluyor? nöronun içine girince Atom altı seviyeye girince, evet. Laptonları, kuarkları, bozonları, şunları bunları görünce, niye diyoruz ki e, bütün varlıklar iki şeyden oluşur? Algoritma, bir de Emre Bey'in ifade ettiği gibi androlitma. Evet. Al al algoritma frekanstır. O frekansı orada görüyoruz. Ama insanda olan androlitma diyelerinde yok. Onun için insan olamıyorlar. Şimdi hormonlara gelince. Hı. ha Bu arada şu var tabii ki, e, insanlık öyle bir çağ, çağın kapısında ki, Evet bilim o kadar hızlı ilerliyor ki yani Kur'an-ı Kerim aslında inmeye devam ediyor. Yani Kur'an'ın nüzulü devam ediyor. Kur'an'ın nüzulü bitmemiştir. Metin olarak tabii ki bitmiştir ama Kur'an-ı Kerim'de Emre Bey yine daha iyi bilir. Yani fiiller geniş zaman kullanılır. Bazı fiiller geniş zaman kullanılır. Yani devam ediyor anlamında. Gelecek geniş zaman kullanılır ve mana olarak devam ediyor. Yani şimdi o ayeti kerimeyi bundan 1400 sene önce, 1000 sene önce, 500 sene önceki bir bilim insanı veya bir alim benim gibi asla yorumlayamaz. Evet. Yani şimdi ona bakamaz. Yani diyor ki yüneb beol insani yevme idin bir mehakat deme ve akar. Kıyamet suresi 13. ayet. Yani şimdi bakıyorum ki E bu Stuart Homeroft diye bir adam var, yaşıyor benim arkadaşım Amerika'da bir hekim. Bu nanotüpleri bulan adam hı hı. ve içerisinde senin cüzün iradenle yapman gereken her şey ihtimaliyet oraya kaydedilmiş. Ama kendi cüz'ü iradenle onu kendin seçiyorsun. Hani İsra 14. ayetinde var ya, şey 13. ayetinde diyor ya biz sizin kaderinizi kendi omuzlarınıza evet. yükledik. Aynen orada sen kendin seçiyorsun. Şimdi onun içerisinde milyarlarca ihtimaliyet var. Bu dediğim şey, küp dediğim kocaman bir tüp değil. Hı hı. Yani 16 nanometre çapında, 90 nanometre uzunluğunda ben bunları istişare tüpleri diyorum. Yani birbirleriyle beraber istişare ediyorlar nöronlar ve şavirim fil emri. Evet. Şimdi burayı fazla uzatmayayım, emri beyin sorusuna gireyim. Evet, hormonlar çok önemli. Şimdi Anadolu'da derler ki uyusun da büyüsün çocuğum hı. derler. Çocuk uyuyarak büyür derler. Biz mesela epileptik hastalara yani sağralı hastalara e, karanlık odada uyumalarını öneririz. Gece lambası dahi e, olmasın elektrikle çalışan herhangi bir alet, ütüdür, çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyondur olmasın öyle bir odada uyusun deriz. Etki Çünkü, mi ediyor? Evet etki ediyor. Çünkü biliyor serkadiyen yani bir siklus hormonların salınım e, mekanizması, salınım algoritması var. Öyle, onu da öyle diyelim. Salınım algoritması var. Mesela bir insanın hormonları sabahleyin, öğleyin, akşam, gece, sabaha karşı farklı salgılanır. E, büyüme hormonu mesela e, bazı şeyler de Geleneksel olarak yani bazen geleneklerimiz e, dini veyahut da bilimsel olarak da tecrübi olarak ortaya çıkmıştır. Evet. Çocuk uyuyarak büyür. Evet, hı hı. Büyüm, büyüme hormonu, growth hormon, e, somatotropik hormon uykuda daha fazla salgılanır. Şimdi e, bir insanın hani ve cehalle leyle libe'sa ve cehalle nehare me'aşa e, nebe suresinde anlattığı gibi ve cehalle leyle. Hı hı. Ama tabii orada tefsirler birazcık benim kanaatime göre farklı. ...yorumlamışlar. Ben katılmıyorum o yorumlara. Orada mesela... ...aynı şekilde rahaterle ebdan hüküm demişler. Genelde tefsirler. Ama orada büyüme hormonu... ...uykuda, karanlıkta daha fazla salgılanıyor. Evet. Sabaha karşı mesela. Çok enteresan. Sabaha karşı... E, ...mesela yine gece... ...melatonin, serotonin, mutluluk hormonları... Evet. ...uyku hormonları salgılanıyor. Gerçi şimdi melatonin artık şey de yaptık. Evet, sentetiğini evet. de yaptık ama... Ee, bu e, vücut e, organizma spontan olarak onu e, fazla salgılıyor. Bir de sabaha karşı nörotropik hormon diye bir hormon var. Yani beyin kendisini yenileyen bir hormon salgılar. Ne zaman salgılar biliyor musun? İmsak ile sabah namazı arasında yani güneşin kızıllığının veya o kızıl ultraviyo ışınlarının çıktığı anda o dönemde uyumamak lazım. Yani tam sabah fecir vakti dedin. Evet. Hı. Yani o dönemde uyu, uyumamak lazım. İsra suresinde var ya evet. fete, e, Fetehcet bir hinafile demek e, sizi makamı Mahmut Mahmud'a getiren ayet evet. var ya. Şimdi o açıdan baktığımız zaman da yani şimdi şöyle düşünelim. Ben beyin cerrahıyım. Yani Allah merhamet timsalidir değil mi? Evet. Yani Allah yarattığı şimdi bir kadın anne çocuk doğuruyor. Onu kucağına sarılıyor. Allah'ın rahim sıfatıyla merhamet sıfatıyla onu sarılıyor. Evet. Onun ateşlenmesine dayanamıyor. Allah yarattığı kulun eziyet çekmesini ister mi? Yani o merhamet rahmet timsalidir Allah. Ve Allah senin o tatlı uykundan diyor kalk diyor sabah namazı kıl diyor. Kalk diyor işine git diyor. Şimdi ben dünyayı bilen bir insanım. Yurt dışında şurada burada bir sabahın köründe ameliyatlara artık? Yani sabahın köründe karanlıkta bakarsın metrolar, otobüsler, tramvaylar şunlar bunlar, herkes giyinmiş. Ee, üstünü başını e, giyinmiş, kıyafetini almış, evet. kitabını okuyor, işine gidiyor. Sabahın köründe ameliyatlar başlardı. Ameliyat, e, biz de maalesef uyuyoruz. E, saat 9'a 10'lara kadar uyuyoruz. E, o dönemde güneşin o ışınları, ultraviyole ışınlara ışınları vücutta e, aksi tesir yapıyor. O nedenle nörotropik hormon o dönemde salgılanır ve beyin kendi kendini yeniler. Mesela eskiden diyorduk ki nöronlar kendini yenilemez. Sinir hücresi Kendini yenilemez diye biliyorduk. Ama son yapılan çalışmalarda baktık ki nöronlar sinir hücreleri kendi kendini yeniliyorlar. Evet. Yenilemesi de bu nörotopik hormona bağlı. Evet Yani o hormonda sabah o zaman evet, vaktinde, vaktinde evet. salgılanıyor. Evet. Başka bir şey daha söyleyeyim ben size. Bakın e, yani biz e, nöronların e, nörona baktığımız zaman da şimdi insanın da bir küllü iradesi vardır. Hı hı. Ve cüzi iradesi vardır. Hı hı. İnsanın küllü iradesi beyne verilmiştir. Cüzi irade organlara verilmiştir. Karaciğerinde bir cüzi iradesi vardır. Boş karaciğer bakıyor ki niye karaciğer yağlanması oluyor? Toksik bazı zararlı maddeler alındığı zaman da otonom sistem diyoruz. beynin kontrolü altında. Kalp ve beyin arasında bir irtibat vardır. Bağlantı vardır. O da bir denge içerisinde. Onun da bir matematiği vardır. Belli bir seviyeye kadar müsaade ediyor. Ondan sonra diyor ki hayır olmaz diyor. Mesela tat duyusu. Bakın koronada en fazla tat evet. duyusu bozuluyor. Koku duyusu bozuluyor. Yüz felci oluyor falan falan. Neden hocam? Ha Neden? Çünkü e, tat sensörleri vücutta en fazla olan sensörlerdir. Niye? Yani niye kokudan daha fazla tat sensörü? Çünkü ağzına aldığın e, maddenin zehirli olup olmadığı anında karar verip tüküme imkanın var. Ha kokunun Gerçekten başka muazzam. Insan. Ama kokunun başka bir şeysi var. O da enteresan. Koku e, özellikle tayyi mekan, tayyi zaman konusunda bir astral seyahat için koku önemlidir. Yani şimdi insanı ee, zaman içerisinde bir başka e, boyuta taşıyan kokudur. Koku kadar e, bu çünkü koku... E zaten bazı kokular bizi böyle hani alır geçmişe alır götürür. Ya, aynen öyle. O anıya götürür. Çok Aynı, güçlüdür. Aynen öyle. Evet. Yani şimdi bu evet. koku için koku sensörleri biliyorsun koku biliyorsunuz e, burnumuzda lamina cribrosa diye bir yer var beynimizin altında. Oradan geçen sensörler gelir. Burun mukozası içerisinde. Ondan algılar onu tat duyumuzu şey dilimizde e, bulunur. Bol miktarda e, aldığınızda niyet covid önce onları tutuyor. Çünkü bu koza'ya normalde biliyorsunuz virüsler e, bir canlı e, hücre gerekir ki çoğalsınlar diye. Evet. Orada önce oraya gidiyorlar veyahut da boğazda tat duyusu bozulması falan. Ama siz diyelim ki buradan e, Farza e, 20 sene önce bir arkadaşınız size bir parfüm verdi. Hı hı. Parfüm hediye etti. O parfümün sizde bir anısı vardır. Yıllar sonra o parfümü kokladığınız takdirde sizi alıp o 20 sene önceki zamana götürür. Kokunun böyle bir özelliği var. Evet. Aslında şey, hatta epifizle ilgili biliyorsunuz bir epifiz diye de bir bez vardır beynimizde. Evet. Orta hatta işte melatonin, serotonin demeti diye hormonlar salgılanır. Ama tabii konu çok geniş olduğu Hocam, için Hocam evet. kokunun bir de herhalde şöyle de bir özelliği var. Aslında mesela ağzımıza bir şey aldığımız zaman onun tadını alıp zehirli mi değil mi diye çok hızlı bir şekilde karar verip tükürme kanımız var. Bir de aslında daha öncesinde koklayıp bazen onu ağzına götürmene bile ihtiyaç duymuyorsun evet, aslında Çünkü evet. bozulmuşsa mesela o bir o aldığın kokudan dolayı deneme ihtiyacı bile duymuyorsun. Dolayısıyla riske girmiyorsun yani. Evet, Yanlış. Şöyle bir şey var iman konusunda eğer insanda Allah korkusu yoksa bir felaket getirir. Bunu gerçekten eğer bu yapay zeka, bu transhumanizm, sayborglar, hı hı. E, androidler algoritmalar e, ilerlediği müddetçe eğer ahlak yoksa, etik yoksa, şimdi e, e, ahlak insanidir. Evet. Etik bilimseldir. Bakın ahlak, etikle ahlak arasında fark Var sizin konunuz. Ama e, ahlak toplumsal ve insanidir. Evet. Etik ise bilimseldir. Şimdi siz, e, aslında yapay zekaların da bir etiği olması lazım. Etiği olmayan yapay zekalar felaket getirecektir. Evet. Ve bu gidişle de İnsanlık aynen e, Molière'in 1674 yılında ölen Molière'in Lomaleat İmajiner yani hastalık hastası oyununu oynarken kan kusması, öksürmesi ve kan kusmasını bütün insanlığın bir seyircilerin ayakta alkışlaması gibi insanlık kendi hayatının sonunu ayakta alkışlayacaktır. Biliyorsunuz Molière e, oynarken Lomaleat Imajineri yani hastalık hastasını oynarken e ee, sahne dolu Paris'te oluyor bu hadise. Hı hı. 1674 yanlış hatırlamıyorsam. Orada eee öksürmeye başlıyor ve çok e, doğal öksürüyor. Millet alkışlıyor. Ne kadar güzel rol yapıyor diyor. O gerçekten arada gerçekten öksürüyor. Gerçekten öksürüyor ve kan kusuyor. Kan kusuyor Molière. Ve bütün salon ayağa kalkıyor. Ayakta çılgınca alkışlıyorlar onu. O oyun zannediyorlar. O gün mi? o gün Molière ölüyor hı. 1674. Yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayı olması lazım. Yanlış olabilir. 1674'te ölüyor. Şimdi bu insanlık bu bu şekilde giderse yani etikten uzak bir e, yapay zeka, transhumanizm, cyborg, ölümsüzlük projeleri devam ederse evet. ve insanlık da imanını, ahlakını ve insanlığını zaten iman insanlıktır. Bakın e, o dedim ya Muhammed suresinin e, 19. ayeti ta'lem ennehu ki bütün tarikatlarda bu bütün Evrat'a başlarken okunan bir ayettir. Yani seslendirilen bir ayettir. Okunup anlaşılmış olsa çok daha ileri gitmiş oluruz hı hı. diye düşünüyorum. Çünkü hep böyle başlar. Fealem enne hu la ilaha illallah. bil öğren, anla, ayet. Ee, Muhammed Suresi 19. ayet. Onun için bunlara baktığımız zaman da e, biz buna mutlaka bir ahlakı, insanın ahlakını zaten İslam ahlak dinidir. Evet. İslam Öteki dünyanın kitabı değildir Kur'an, bu dünyanın kitabıdır. Zaten diyor ki, Taha ma enzelin aleykel Kur'an Biz size sıkıntı versin diye biz Kur'an'ı yollamadık diyor. Biz Furkan suretlisinde biz de ve nezira diyor. Biz onu müjdeleyici olarak gönderdik diyor. O nedenle eğer bu insanlar sonra Kur'an dediğimiz şey de Kur'an-ı Kerim de aslında Hazreti Adem'e gelenden bugünümüze kadar gelen bütün prensiplerin e, şeysidir, e, manzumesidir Kur'an-ı Kerim. O bakımdan iman insanı insan yapan. E, bu dünyanın kitabıdır Kur'an-ı Kerim. İnsan dünyasını olmasını istiyor ama yapay zekanın da etiğinin belirlenmesi lazım. Bakın etik çok önemlidir. Evet. Yapay zekalar evet onun androlitmaları yoktur. Yani duygu. Ha şu var bazı e, bayezyen matematiği vardır. Bayesyen matematiği vardır. Yani robotlar onun üzerine çalışır. Daha doğrusu yani e, normal biz bilinmiş olduğumuz e, matematiğin dışında bir. Onun için nöronal matematikte birazcık bayezyen evet. matematiği üzerine evet. çalışır. Yani... 2 2 daha 14 2 2 daha 4 değil 14 24 44 edebilir. Bu bakımdan bilgi işleyen her şey yani biz ne yapıyoruz sonuçta Bir takım bilgileri veriyoruz e, evet. yapay zekaya. O ondan yeni bilgiler üretiyor. Evet. Ama onun da bir etik içerisinde bulunması lazım. Elbette. Yani, yani insanın ahlakından yararlanması. O, bakım, o bakımdan evet. nöronlar, nöronların da kendilerine ait bir iradeleri vardır. O nöronlar o nanotüpler dediğimiz içerisindeki o nanotüpler, istişare tüpleri, istişare hatları bir, o kadar yani 1 trilyon 100 milyar hattın birbirine iş, e, istişaresi sonucunda bir karar veriyor. O karar uygulanıyor. Hı hı. Ve o karar külli iradeye yani beynin genel külli iradesine ters düşmemesi evet. gerekiyor. Bir sonraki sorum da şununla alakalı olacak. Biraz önce yapay zekaya bilgi yüklediğimizde işte o bilgiyi üretiyor dediniz. İnsanın beynini, beyninin gelişmesi mümkün mü diye soracağım ama önce Emre Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam Ben buyur. şimdi İsmail Hakkı Hocam'ın açıklamalarından şöyle bir şey geldi aklıma. Ee, Rum suresinin 30. ayetinde vurguladığımız bir şey var ya bu fıtrat fıtrata vurgu var. Hı hı. Ve o fıtrattan verilen dine bir vurgu var. Şimdi Dolayısıyla evet. demek ki aslında Allah insanı yaratırken e, insana bu e, inancı ve bu ahlaki değerleri kodluyor bir anlamda. O yüzden zaten insan eğer ki şaşıyorsa, yoldan çıkıyorsa Allah onu tekrardan fıtratıyla buluşmaya davet ediyor değil mi hocam? Şöpe şey... lafıdır evet. bu. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim tabii biz yani asla Kur'an-ı Kerim sarsılmaz. Onun koruyu inna nahnu nazzalna zikre bi bir konu. Evet. Ama şu da diyor ki insan yaratılış itibariyle inanca inanmaya mecburdur. Çünkü e, ilahi bir la yuhtidir der. Felsefeci Almandır değil mi? Evet. Arthur Schopenhauer. Schopenhauer. <laughs> Arthur Schopenhauer. Yani fıtrat zaten her canlının temelinde inanç vardır. Yani bir gün farenin de, yılanın da, akrebin de temelinde bir inanç sistemi vardır. Niye yani akrep yaratıldı? Yılan niye yaratıldı? Ya niye derler ki Anadolu'da ya su içine yılan da dokunmaz? Onun da merhameti var ya bakın. Onda da bir Allah'ın o merhamet sıfatı onda da var. Hiçbir yırtıcı hayvan kendisini tehlikede görmediği takdirde, çok aç kalmadığı takdirde saldırmaz. En tehlikelisi bile en yırtıcısı bile böyledir. Çünkü onlarda da merhamet vardır. Ya yani niye Allah akrebi yılanı öldürmeyi, kertengeleyi öldürmeyi, domuzu öldürmeyi niye emretsin? Onlar da bu aleme, bu evrene, bu kainata katkı sağlıyor. Bakın bir şey ev... daha söyleyeyim. Şimdi beyin dediniz de, şimdi fıtrat deyince o aklıma geldi. Hı. Bugün Geçen sene Nobel ödülü alan Roger Penrose, Big Bang teorisiyle Nobel ödülü aldı. Hacı şu anda yaş 89-90 yaşında Londralı İngiliz. Astrofizikçi. Ne oldu burada? Think Park'ta ilk olarak karbon, hidrojen ve oksijen ortaya çıktı. Hı. Bak bu tamamen tamamen bilimsel konuşuyorum. Kur'an-ı Kerim'i koy bir tarafa. İncil'i de koy, Tevrat'ı da koy. Hep onları koy bir tarafa. İlahiyatı unut. Sonra bu karbon, hidrojen, oksijen ilk ortaya çıkan elementler bilimsel olarak element, elementler. Bunlar atomlar veya sonra hidrojen ile oksijen birleşiyor, suyu meydana getiriyor. Su H2O. Bunlar birleşerek bakın karbon orada. Karbon orada. Niye karbon orada? Oksijen ve hidrojen birleşerek suyu oluşturuyor. Sudan moleküller amino asitler meydana geliyor. Yani inorganik evrenden organik evrene geçiyoruz. Evet. İlk yaratılış. Bu yani ilahiyatı bir tarafa koy. Sonra bunlar DNA'yı oluşturuyorlar. Yani bizi canlıyı oluşturuyor. Tek hücreli canlı oluşuyor. Ve oradan bir grup mesela bugünkü bilimsel görüşte bir kök hücre ayrılıyor sürüngenleri. Evet. Bir kök hücre ayrılıyor işte balıkları. Bir kök hücre ayrılıyor kuşları. Bir kök hücre ayrılıyor insanları oluşturuyor o kök hücreden. Bu tamamen bilimsel. Peki bugün karbonu nerede kullanıyoruz? Bugün dünyada bir şeyin ömrünü tespit etmek için en önemli madde karbondur. Evet. Karbon çok önemli. Niye? Çünkü o karbonun bir yaralanma ömrü vardır. Her elementin bir yaralanma ömrü vardır. Onun ne kadar yarılanma ömrünü hesap ederek matematiksel olarak hesap ettiğimiz zaman da işte diyoruz ya bu kafatası, bu fosil şu kadar milyon yıllıktır diyoruz ona. Çünkü ilk yaratılan hidrojen, oksijen ve karbondur. Sonra diyor ki ondan bütün canlılar, Şimdi bunu birimi de bu tarafa koyalım, hı hı. alalım Kur'an-ı Kerim'i, alalım Kur'an-ı Kerim'i açalım. Burada e, Mehmet Hoca, e, ok, Mehmet Okuyan Hoca'nın da kulaklarını evet, çınlatalım. yeni meal e, Şimdi isterseniz oradan açın bakalım ne yazmış. E, 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 Enbiya e, suresinin 30. ayetini açar mısınız? Şuradan açalım hemen. Ben söyleyeyim size. Ve cealna tamam. minel, minel şeyin hayy. Ve cealna minel mai külle şeyin hay. Buradan selam olsun Mehmet şey. Hoca'ya. Geçen bir televizyon programında tam arada telefonla aradı beni, Reklam arasında aradı beni. Ee, şimdi evet. e, o kitaptan kaynak verelim. Ee, nasıl olsa izleyicilerimize vereceğiz ondan, hı hı. bizim kitaplarla birlikte. Hı hı. Diyor ki biz her şeyi, bak biz her şeyi ama orada canlı olan her şeyi diyor. Tabi orada ve Cenâ minel ma'iküllâ şeyin hay kelimesinde hayda hay iki şekilde kullanılabilir. Ya sıfattır ya haldir. Yani yaratılan şeyin sıfatı mıdır yoksa hal midir? Hı hı. Şimdi e, ben hal olduğu kanaatineyim. Yani yaratılan canlı yaratılan canlı olan her şeyi bir sudan yarattık. Şimdi geldik mi biz bugün bilimsel e, e, izahın? ne kadar Kur'an'la beraber ya, örtüştüğüne. Evet. Biz bunu daha yeni. Bakın geçen sene Nobel ödülü aldı adam. Ama 1400 sene önceden biz oku, o ayeti okuyorduk. Evet. Daha doğrusu okumuyorduk, seslendiriyorduk. Evet. Yani Kur'an aslında her zamanın kitabı olduğu için bundan 100 yıl sonra da bilimde herhangi bir şey ortaya. Kesinlikle. Ortaya Onun için nüzuru devam ediyor diyor. Evet. Yani inzal olması devam ediyor. Çünkü geniş zaman kullanıldı. Yani Emre Bey, Mehmet Hoca, diğer arkadaşlar benden çok çok daha iyi konular Zaman zaman şeylerine müdahale ediyorum ama yani giriyorum sahalarına ama bağışlasınlar. E ama bilimle beraber bunu dikkate aldığımız zaman da yani Allah niye beni gece yatağımdan kaldırıyor da kalk diyor işte diyor sen en namaz tatlı kıl. namaz kıl diyor. İşte kalk işine. E gidip gavur diyorsunuz. Gavur dedikleriniz o gavur dedikleriniz mütefekkir. Müslüman dediklerimiz de maalesef mütefekkir oluyor. Bakın gavur dediklerim mütefekkir, mütefekkir. Tefekkür etmek bu, buradan ne çıkıyor, buradan bu mudur, o mudur? Bakın bir deney yapın. Deneyin sonucu kötü bile olsa faydası vardır. Yanlış buldun, oldu, yanlış bulmuşumdur. Tamam, sen yap doğrusunu bulursun. En azından benim geldiğim yoldan gitmesin. Benim metodum belki yanlıştır. Bilimle ilimin farkı burada böyle. Evet. Pardon. Bir hocam şey estağfurullah ben şey ufak bir katkı olarak şimdi ne diyor ayette, ayette, şey diyor hocam. Yani şöyle tercüme etmiş hocam. Kafir olanlar göklerde yer, göklerle yer bitişik bir haldeyken onları birbirinden ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Hala inanmayacaklar. Şimdi her canlı şeyi bakın gene hal olarak Mehmet Hocanın tefsiri midir o. Bu Mehmet Hocanın ter tercihidir. Tamam. Bakın her canlı olan hal olarak kullanılmış. Evet. Yani yani canlı olarak mı yarattım yoksa yani canlı olan sudan mı yarattım? Yoksa yaratılan her şey canlı mı anlamında. Aynı zamanda, aynı zamanda yer gök birleşik kendi ayırdık e, e, da diyor işte. Buyur işte. Big Big evet, Hocam buyur. burada tabii bu görüp düşünmediler mi vurgusu aslında çok önemli. Niye? E, Çünkü az önce ifade ettiğiniz gibi buna şahit olmayı davet ediyor Allah. Buna şahit olmak için de bilim yapmanız lazım. Evet. Yani siz oturdu, e, efendim, oturduğunuz yerden şahit rızası olamazsınız. Laboratuvarlardadır. Hı. Bak hep bunu ben söylüyorum. Allah laboratuvara sokuyor seni. Cihat da bilimle olur. Ya git diyor ilim içindeyse onu ala bul diyor. Bütün ayetlere bakıyorum ilim üzerine kurulmuş. Araştırma üzerine kurulmuş. İnsanlık hayatın hayata katkı sağlamak için gönderdik diyor. Ya peygamber diyor ki ve ma erselnake illa rahmetel lil alemin. Alemlere diyor git onlara katkı sağla. Onlara rahmet ol, onlara meşale ol, onlara ışık ol, onlara katkı sağla diyor. Biz de peygamberin görevini bir anlamda yeruhti etmek durumundayız. Her insan yerde Allah'ın yerdeki temsilcisi değil midir? Evet. Halifesi değil midir? Peygamberin halifesi değil midir? Herkes onun yaptığı hayata katkı sağlayacak. Ya Peygamber Medine-i de mescit yaptığı zaman da birkaç yıl hem Yahudiler hem Hristiyanlar orayı ibadet hali olarak kurdular. Bunu bilmiyor muyuz biz? Yani bilime bu kadar ehemmiyet veren bir dinin mensupları olarak, müntesipleri olarak bin yıldır uyuyoruz. Bin yıldır uyuyoruz bu kafayla gidersek bin yıl daha da uyuyacağız. Evet. Yani hala kıyılık hallerle beraber devam etmenin bir anlamı yok. Kur'an-ı Kerim'de her şey var. Bu anlayana. Evet. Yani her okuluşumda... Aynı zamanda bilim yapmak da Tanrı'ya bir hizmet öyle değil mi hocam? Bilim yapmak, insanlık için bir şeyler üretmek, değer üretmek aynı Efendim, zamanda Tanrı'ya bir, bir hizmet. Bir saat bakın şurada biz diyelim ki bir saatlik bir sohbet yapıyoruz. Bilimsel bir sohbet yapıyoruz. Biz burada kimsenin dedikodusunu yapmıyoruz. Evet. Biz burada kimsenin işte e, riya yapmıyoruz. Aleyhinde konuşmuyoruz. Biz kendi kendimizi eleştiriyoruz. Ve diyor ki bir saatlik e, ilimle iştigal etmek hadistir bu. E, 80 yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır diyor. Ne desin? Ya alimin kaleminden boşalan mürekkep. Şu benim kaleminden boşulan mürekkep. Diyor ki İslamiyet'i yaymak için savaşa gidip canını veren şehitlerin kanından daha mukaddestir. Öyle mi? Evet. Okuyayım ben size. Vele evet. midadun tabii ben alim miyim değilim. O inşallah oluruz Vele midadun maceratmin <laughs> eklamil ulemai hayrun min duma'i şehidai fi Alimin kaleminden boşalan mürekkep sizin kaleminizden o çocuk okula giden ilkokula giden çocuğun işte ABC diye yazdığı veya resim yaptığı, bir çiçek yaptığı o kaleminden boşalan boya mürekkep Allah'ın dinini yaymak için savaşa gidip de canını veren şehitlerin kanından daha hayırlıdır diyor. Ve midadun maceret min eklâmil ulemai hayrün min dümâhi şühedâi füsebillâh. Yani e, bu, tabi ilmin farz olmasıyla ilgili bir sürü şey var ama sadece ben mürekkep. Kağıt ile kalem arasındaki aşkı tecelli ettiren, ortaya çıkartan mürekkebin. Kutsiyetinden bahsediyorum. Evet. Allah'ın rızası laboratuvarlardadır. Allah'ın rızası araştırma laboratuvarlarındadır. Bakın bugün bir maskeye dünya mahkum oldu. Bir covid, bir virüs dünyadaki bütün virüsleri topla bir buçuk iki gram etmiyor. Ama bütün alemi, bütün dünyayı alt üst etti. Bize belki insanlığımızı öğretti. Bütün insanlar aşı olsa, bütün insanlar karantinaya katılsa bir kişi katılmasa. Değişen bir şey olmadı. Ondan da bulaştırıyorum. Onun için bir yerde veatesi bir kişi bile. Evet, bir kişi bile kalsa ona bulaştırabiliyor. Evet. Bakın veatesi mi cemiyan Hep birlikte diyor Birlik olunuz diyor. Allah'ın ipi hoş, Allah'ın ipi yok hoş sonuçta. Vahiy. Ya kusura bakma. Ol, hocam hocam zaman zaman senin ya. giriyorum ama Hocam sizde alan çok olduğu için yok, zaten hangi alana girseniz kendi alanınız oluyor <laughs> O bakımdan beyni o şekilde baktığımız zaman da yani inanmamak gerçekten cahil Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Bir noktaya giriyorsun oradan tamam yok bitti diyorsun burada. Yani biz bunu görüyoruz. Einstein'da gördük. Newton ya ben her zaman söylüyorum. Newton Kur'an okudu. Spinoza okudu. Huygens okudu. Mendel okudu. Darwin okudu. Darwin okudu deyince itirazlar geliyor. Ya ben İncil'i niye okudum? Ben İncil'i okuduğumda Hristiyan mı oldum? Tevrat'ı okuduğumda Yahudi mi oldum? Bilgisi var yani. Oku. Ne bulursan oku. Evet. Yani e, içerisinde faydalanmayacağın bilginin olmadığı hiçbir kitap yok. Oku. Hepsini oku. Hocam Müslümanlar bu kadar büyük bir medeniyet inşa etmişler. Bilimde bu kadar zirveye ulaşmışlar. Hatta Batı'da bu esas reform sürecinin ortaya çıkmasında ciddi anlamda bir itici güç olmuşlar. Zaten yani Batılı bir alimin ya bu Müslümanların kutsal kitabı ne diyor diye bakmaması zaten alimliğine kuşku düşürür. Zaten benim yine bir çarpıcı bir söz söyleyeyim ben. E, çıkacak olan aforizmalarım beşte vardır o. Daha çık, bu ay çıkacak o. Batı Rönesansı'nın, Batı ayrımlanmasının temeli Kur'an'dır. Çünkü Galile, Rembrandt, Da Vinci, Newton, Descartes, Bacon, Spinoza, Huygens, Leibniz o grup Kur'an'ı okudu. Ve onların yani biraz ileri gideceğim ama hatta Kant Müslüman mesela benim kanaatim Müslümandır. Yani illa ben bağır bangır bangır la ilahe illallah Muhammed Resulullah demesi gerekmiyor. Evet dil ile tak, e, ikrar, kalbi ile tasdik ama bu da önemli. O bakımdan ben bakıyorum Spinoza'nın Allah'ı, Spinoza'nın tanrısı iki ne farkı var? Yani Spinoza'nın tanrı kavramıyla Einstein diyor ya, ben Spinoza'nın tanrısına inanıyorum diyor ya. İlahiyatçı Newton ilahiyatçı, Mendel ilahiyatçı, Spinoza ilahiyatçı. O bakımdan o açıdan bakmak lazım. Hocam biraz ibadet gibi görmüşler zaten. Yani evet. doğuda da batıda da düşünürler bilim insanları, alimler. Yani bilim yapmayı aslında Allah'a ibadet etmek olarak değerlendirmişler. Evet. Yani Allah'ın alemdeki bu etkisini bu sanatını ne kadar iyi anlarsak ona olan hayranlığımız ve teslimiyetimiz o derece yükselir Mantı e, mantığıyla yaklaşmışlar. Yani bir laboratuvar olarak görmüşler alemi Alemcim ve Allah'ın Allah Allah'ın Allah'ın parmak izini aramışlar orada yani Allah'ın izlerini işaretlerini aramışlar bir yandan. Evet hatta ilk hastaneler ilk e, okullar yine kiliselerin desteğiyle Batı'da kuruluyor Allah'a hizmet etmek için. Yani çok çok da güzel bir detay. Peki şununla devam edelim istiyorum. Beyni bu kadar geniş kapsamlı konuşmuşken hocam. Bağımlı... Geniş kapsa daha giremedik içine ya. <gülüyor> <gülüyor> yani oranın... Hiç olmazsa şimdi biz beynin içini anlatırsak tabii siz muhakkak çok güzel anlatacaksınız ama beynin o içini daha çözülememiş. sanat var ya. Evet. Allah teala bakıyorum da o beyni açtığım zaman da ameliyat yap kemiği kaldırdığımız zaman da durayı açıyoruz mikroskobu yaklaştırıyoruz. İşte biz mikroskopla ne böyle. Hı. Bir iki tane aletimiz vardır. Sağ elimizde bipolar dediğimiz, sol elimizde de bir tane e, aspiratör vardır. O mikroskop oraya girdiğin insan kendini kaybediyor. O ahenk, o armoni, o estetik, o balans, o hatta neredeyse birazcık da eğer imajinasyon kabiliyetiniz varsa o e, kıl gibi damarların içerisinde dans eden kan elemanlarını izliyorsunuz, muhteşem, seyrediyorsunuz. Ve birbirlerine o kadar saygılılar bir ki orkestra hocam? Muhteşem birbirine orkestra. basmıyorlar. Yani enteresan. Yani işte al yuvarlar var, ak yuvarlar var, trombositleri var, şunlar. Hı -hı. Ve birbirleri ayağına basmıyor. Basarsa ne oluyor biliyor musun? Damar tıkanıyor. Damar tıkanıyor. Hani bir vals dansı, vals yapıldığında birisi birisinin ayağına bastığı zaman da vals bozuluyor ya. Evet. Yani o, o valsin bozulması aynen o damarın içerisindeki o kan elemanlarının o dansını, o ahengini, o armonisini, o estetiğini, o şarkısını görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Eğer ona kendinizi verirseniz, onun için ben diyorum ki, yani e, yani ameliyat yapıyorsunuz, yani ter akıyor vücudunuzda ama ameliyattan çıkıyorsunuz, büyük bir mutluluk duyuyorsunuz, huzur duyuyorsunuz. İşte robot bunu duyamaz. Dedik ki androidma, robot bunu duyamaz. Evet. İnsan bunu diyor. Dedik ki robot her şey olur. Her şey yapabilir ama insan olamaz. Hissiz, Çünkü insanlık hala insan olmayı başaramamış. Hatıra bir aforizma daha. <laughs> i̇nsanlık da insan Çok olmayı güzel. başaramamış. Robot nasıl başarsın? Peki hocam bağımlılıklarımızdan kurtulmak için. Şimdi e, beynin bağımlılıklar üzerinde büyük etkisi olduğunu biliyoruz. İşte bağımlılıklar beyinde başlıyor, beyinde bitiyor. Peki e, bağımlılıklardan nasıl kurtulabiliriz hocam? Şimdi bakın bu demin dedim ya. Bu son 15 yıl içerisinde üç büyük buluş oldu bilim, ta, bilim dünyasında birisi e, Lanikiya, öteki ise epigenetik, ötekisi konnektom. Şimdi biz bugün konnektom cerrahisi diye yani konnektom cerrahisi şu nöronlar arasındaki iletişim sistemi ağ sistemi. Şimdi konnektörün cerrahisiyle birlikte bu bağımlılık yani zannediyorum bu e, madde bağımlılığından bahsediyorsun değil mi? E sadece madde bağımlılığı değil. Herhangi bir şeye bağımlılık Davranış diyorsun dar, davranış. Tamam. Yani evet. anladım. Alışkanlıklarda. Alışkan o pan, zaman hep bağımlı bir alışkanlık diyelim onu. Tamam, alışkanlık Şimdi ben bağımlılık o zaman yani öyle doğru evet, tıp dilinde da, öyle alışkanlık değil. diyelim o zaman. Evet, e, insanın alışkanlıkları kendi elindedir. Şöyle düşünün. E, bir bilgisayar aldınız. Bilgisayarın normalde bizim genlerimiz, genlerimiz e, bir yerde DNA var biliyorsunuz. Hı hı. DNA anne ve babamızdan aldığımız e, bir flash disk'te bize verilmiş e, bir yazılımdır. E, bunun yanında onun üzerine işlem yapabilecek olduğumuz bir de kendimizin elinde olan e, hard diskler vardır mesela. Hı hı. değil mi? Hard diskler vardır. Bunlar bilgisayarın hard diskidir. Hard diski vardır. Bunlar epigenetiktir. Kendi üzerine işlem yapıyoruz biz bunlara. Şimdi elimize bir bilgisayar verildi. Program onda var. Siz onun üzerine virüs de yükleyebilirsiniz. Bilgi de yükleyebilirsiniz. Siz eğer bu da yine bu Stuart Homeroff'un yapmış olduğu çalışmadandır. Bir noktadan matematiksel olarak bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. Bu matematiksel kuraldır. Yani Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. Ben nöronal matematik kavramı içerisinde bunu e, nöronların sonsuz sayıda bilgiyi ihtiva edebileceğini söylüyorum. Hani beynin kapasitesi işte klasik kitaplarda bizim de yazdığımız daha önce yazdığım kitaplarda iki buçuk milyon gigabayttır diye yazmıştık. Hı hı. Ama artık bugün ben diyorum ki daha namütenayidir, sonsuzdur. Ve e, ne kadar bilgi yüklersek o bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer kavramı çerçevesinde ee, o kadar bilgiyi oraya yükleyebiliriz. Yani birçok şey aslında hocam kullandıkça tükenir ya. Beyin tam tersine kullandıkça. Çok doğru. Evet. Bravo. Evet. Çok doğru. Bravo. Pozitif feedback vardır beyinde. Çok doğru. Yani e, ama kitaplarımdan herhalde okumuşsunuz. <laughs> Olsun o kadar çıkılacak. As teşekkür ederim. Gerçekten çok doğru. Şimdi Newton kaidesine göre bir şeyi hat harcadığın zaman da biter. Yani işte suyu içersin biter işte arabaya fazla gaz basarsın işte benzin fazla yakar falan bir şeyi ne kadar fazla itersen o kadar uzağa gider ama sonunda durur. Hı hı. Ama beyin öyle değil. Beyni ne kadar fazla yüklerseniz o kadar aç olur. Beyin dinlenmekten yorulur. Hı hı. Beyin dinlenmekten yorulur. Beyin dinlendikçe yorulur, yoruldukça dinlenir. Onun için gece beyin çalışır. Uykuda da beyin çalışıyor. En büyük fikirler gece oluşmuştur. Gecenin böyle bir kutsiyeti, böyle bir esrarengi de var. Sizin de çözdüğünüz bir şey vardı gece uykunuzda. Öyle bir şey e var, mi söylüyorum var, evet, hocam? Bil, evet doğru var. Bilim insanlarında olmuştur bu. Evet. Mesela Otto Levy vardır. Hı -hı. E, benimkisi şöyle olmuştur. Bu beyin damar e, bypasslarında bir yöntem Hı -hı. geliştirmiştik İsviçre'de. Bir tıkanıyordu damar. Bir milimlik damara yani bir kıl gibi Hı -hı. damara anostomoz yapıyorduk. Tıkanıyordu. Nasıl nereden tıkandığını bulduk biz i̇şte farelerde bir sürü araştırma yaptık falan. Sonunda niye tıkanıyor? Onu bulmak için. Bir sürü çözemiyorduk. Sonra işte yorgun gelip işte evde İsviçre'de böyle yatağa uzandım. Böyle bir uyku yanıklık arasında yakaza dedikleri şey. Hı hı. Uyku yanıklık arasında e, ameliyat yapıyorum. Ameliyatta bir elim eldivenden bir parça kopuyor ve ameliyat sahasına düşüyor. Ve o parlıyor orada. Ve damarı hemen orada fırlıyorum. Gidiyorum o değiştirerek onu buluyorum. O bir yeni bir teknik aslında olarak. aslında beynim uyurken de çalışıyor e, oldu. Tabii tabii çalışıyor. Otto Levy Bakın Otto Levy onu burada an, anmak lazım. 1931 yılında Otto Levy Avustralya'da bu e, ilk olarak nörotransmitterleri bulan adam. Kalpte çalışıyor. E, kurbağa kalbini koyuyor bir suyun içerisine. Stimülasyon yapıyor kalbin sinirine. Kad çalışıyor. Hı hı. Sonra buldum ben diyor. yatıyor. Gece rüyasında diyor ki birisi ona o diyor o, o, suyu alırsan diyor. Başka tarafa koyarsan kalp yine çalışır. Simülasyon yapmasan, simülasyon yapmasan bile diyor. Hı hı. Gece onun rüyasında hemen yazıyor onu gece uykuda not alıyor. Sabah unutuyor. Okuyamıyor yazdığını. Eyvah diyor. Üzülüyor. Ertesi gece tekrar aynı rüyayı görüyor. İsterseniz aynı rüyayı görürsünüz. Bugün biz rüya üzerinde edit yapıyoruz. Ee, Chicago Üniversitesi'nde Rüyaları videoya alabiliyoruz, edit yapabiliyoruz, hatta Japonların geliştirdiği bir yöntemle istediğiniz rüyayı da görebiliyorsunuz. Ertesi gece Otto Levy tekrar, sonra Nobel ödülü aldı, tekrar aynı rüyayı görüyor ve gece fırlıyor doğru laboratuvara gidiyor. Onun suyundan alıp diğer kurbağa kalbinin bulunduğu tüpün içerisine o sudan aktarınca kalp çalışıyor simülasyon yapmadan. O zaman nörotransmitter yani bu nöronlar arasındaki ilişkiyi sağlayan e, maddeleri, nörotransmitterleri buluyor. Onun için bu mesela bu dikiş makinesi bulan insan vardır. Hı hı. E, bir sürü e, bilim insanı. Hocam burada şeyi özür, özür dilerim. E, şeyi de ifade edelim de çünkü insanlar bazen oturdukları yerde hiçbir şey üretmeden, düşünmeden, etmeden bir şeylerin rüyalarla kendilerine geleceğini zannediyorlar veya bunu iddia edebiliyorlar. Şimdi sizin örneğiniz olduğu gibi diğer bilim insanların örneği olduğu gibi bütün hayatını bir konuya o uzmanla adayıp da beyni sürekli uykudayken bile onu düşünüp devam ettiği için bunları bulabilir. Derler, oturduğu yerde oturduğu yerde olmuyor niye yani. derler kul sıkışmayınca hızlı yetişmez. He. İşte bundan. Sen gayret et Allah Allah yardım et. Niye derler ki gayret bizden tevfik ve inayet Allah Açık sen gayret edeceksin. Bakın Necim suresinde Necim suresinde ve leysel insani Biz size diyor destek verirken, rızık verirken, çalışmalarınıza destek olurken diyor hı hı. imanınıza namazınıza orucunuza bakmayız neye bakarız? İlla ma'sa ve neyse insan illa ma'sa onun için gayret edeceksin o zaman madem öyle bu e, bence mütefekkir başkalarınca gavur dedikleri insanlar şimdi bak bekliyorsun asla zerre kadar şey gelsin bir yöntek gelsin, sınavak gelsin moderna gelsin, sputnik gelsin o gelsin, neredeyiz biz? Neredeyiz biz? 80 milyonluk. Bırak 80 onda 9. 2 milyara yakın Müslüman. Bence tabii onu da hangi dine mensup onda o da ayrı bir konu ama ben hiçbir dine yani onları dahil edemedim ama kendilerinin Müslüman olduğunu iddia eden 2 milyarlık bir güruh nerede? Nerede bu güruh? Bakın bütün İslam alemini topla. Bir İtalya kadar bilim, bilime katkısı yok. O bakımdan bilim Bilim, bilim, bilim Allah'ın yolu. Bin, bin yıldan beri hiçbir modern fen bilimlerinde, ilimde kastetmiyorum. Tabii ki mesela i̇bn Haldun'ları saymak lazım ama modern bilimde, fen bilimlerinde bir adım ileri gitmedik. Einstein'la, bırak Einstein sadece Arşimet'le Newton'u al, Arşimet'le Newton'u al. Onun yaptıkları şu bin yıldır İslam aleminin yaptıklarının yanında hiç onunla mukayese edilmez yani. Evet halbuki yani 8. yüzyıllarla 13. Tamam. yüzyıllar Ona hiç itiraz etmiyorum. Etmişimken... Yani Kitabül Menazir'i yazan İbnül evet. Haysem 7 cilt yazmış. Yani İbrahim Nazamları, Cabir bir Hayyamları, Sintin Ali'leri, onları el kindileri, onları hiç asla. Evet. Ama orada İbn Sina bakın onları da biz aforoz ettik. İbn Sina'yı biz cezalandırdık. Yani insanlar üzerinde çalışma yapayım derken Ha aynı zamanda ondan önce de yaptılar bunu. Yani milattan önce yani batı dünyası yapmadı mı? Biz Haypedia'yı haypedia'yı yaktık. Haypedia diye e, yine çok daha iyi bilir e, Emre Bey. Haypedia'yı yani e, 361 yılında doğdu. Milattan sonra 361 yılında doğdu. 415 hı hı. yılında param kızı. Matematiksen, büyük filozof. Ondan önce milattan önce 300 yılında e, Agnosia benim hayran olduğum kadınlardan aşık olduğum kadınlardan bir tanesidir. Ee, agnosia, Agnosia 300'lü yıll yıllarında ben doktor olacağım dedi. Hayır sen kadınsın dediler. Sen olamazsın. Kadın saçlarını kesiyor. Saçlarını kesiyor. Erkek kıyafeti gidiyor ve İskenderiye doktor. Tıp Okulu'nu bitiriyor. İskenderiye Tıp Okulu'nu bitiriyor. Ve doktor oluyor ama erkek. Sonra bir gün Atina sokaklarında gezerken bir kadın, hamile bir kadın sancı çekiyor. Kanaması başlıyor. O müdahale etmek istiyor. Sen erkeksin sen bize bakamazsın diyor. Milattan önce. Milattan önce bakın 300 300'lü yıllar, <laughs> <200, gülüyor> 60'lı yıllara falan geliyor. Bu yıllarda oluyor. Ve Kadın diyor ki yok ben diyor kadının diyor. Sen erkeksin diyor. En sonunda eteğini kaldırıp kendisinin kadın olduğunu ispat etmek durumunda kalıyor ve kendisi mahkemeye veriyor ve idamına hükmediliyor ve hakimin karısı hakimin karısı başta olmak üzere bütün Atinalı kadınlar ayaklanıyorlar ve itiraz ettiriyorlar ve onun ilk olarak işte sadece kadınlara bakmak üzere onun hekimlik yapmasına müsaade ediyorlar. Bu evrelerden geçtik. Yani kediler şeytandır onu öldüren evet. diyen bir e, e, kilise e, e, felsefesinden geçtik sonra fareler etrafı sardılar, vebadan milyonlarca insan öldü. 1600'lü yıllar onun için bir evet. e, sıçrama çağıdır, Kur'an vardır arkasında diyorum. Evet. Ama hala İslam alemi bir aydınlanmaya a, adım atamadı, bir rönesans yaşamak mecburiyetindedir. Yoksa bu zillet içerisinde kalmaya mahkumdur. Evet çok da güzel taçlandırdınız hocam, vaktimizin de sonuna geldik. Emre hocamın da son sözlerini alalım. Ondan sonra da programımızı kapatalım. Yani bugün mesela çoğu insan e, şu soruyu sorabiliyor. Eğer Kur'an-ı Kerim gerçekten bu kadar olağanüstü bir e, ilahi hitapsa Müslümanlar niye bu durumda? İşte aslında e, İsmail Hocam bunun fotoğrafını çok güzel çekti ortaya koydu. Yani bizim vahiyle e, ilişkimizi kopartırsak, akılla, bilimle, e, felsefeyle ilişkimizi kopartırsak zaten ne bekliyoruz ki ne olmayı bekliyoruz. Yani evet. olduğumuz yerde kendimizden bir şey olamayız bu anlamda Allah çalışana, çabalayana, gerçekten alın terine emeğini ortaya koyana veriyor. Nüb olarak da bu nimetleri, rızıkları. Yani Müslümanlar olarak bir önce kendimize gelmemiz, o farkındalığı kazanmamız, artık harekete geçmemiz, yani o nedenleri inmemiz, o problemleri çözme yönelik olarak eylem planları hazırlamamız ve bu farkındalık içerisinde olmamızda esas olan şey, eğer sorun bazı kesimlerin iddia ettiği gibi İslam'da olsaydı, işte tarihte Müslümanlar bu başarıları elde edemezlerdi. Evet. Yani peygamberimiz herhangi bir miras devralmamıştı. Ne Antik Yunan mirasını, ne Hint bilimini, ne Fars bilimini hiçbir bilimsel miras devralmamıştı. Bugün ameliyatlarda kullandığımız şartı. aletlerin yüzde <laughs> altmışı Zerkavi'ye aittir. Zerkavi, var ya, bunu, ama ne, ne, oldu orada kaldı. <laughs> Bakın biz bilimi, tesbih tanelerini bilime tercih ettik. Allah'ın rızası tesbih tanelerinden ziyade laboratuvarlarda gizlidir, <laughs> Muharebe meydanlarından ziyade zaferler laboratuvarlarda kazanılır. Evet. Bakın Karl Marx kütüphanelerde uyurdu. Kütüphanelerde uyurdu. Kitaplar orada kaldı. Biz Tafutut Tafut diye kitap yazdık. Tafutut Felsefe diye kitap yazdık. Taf yani düşün.